Biraz evvel içinden geçtik. Top mermilerinin, barut çuvallarının bulunduğu yerler. Buranın 8 tane cephaneliği, 7 tane topu var. 2 numaralı topçu askeri Soyuz Seyit Onbaşı. Sizlere bu toprakların, bu vatanın nasıl bize vatan olduğu, bedeli neyle ödendiğini kısaca anlatmak istiyorum. 27 sene ilkokul öğretmenliği yaptım ama bize programlarda vermediler. Ders kitaplarında olmadığı için 27 sene çocuklarımıza anlatmadık bunu. Burada kısa bir özetten geçiriyorum. Bu toprakların bize vatan olması için ecdadımız, şehitlerimiz, atalarımız tam iki elimizin parmak sayısı kadar 10 yıl savaşmışlar. 1912 yılında Bulgar orduları o dönemki başkentimiz İstanbul'un kapısı Çatalca'ya gelmiş. Onları oradan kovmuşlar. Daha sonra İngiliz, Fransız'ı Çanakkale'ye geçmek için gelmiş. Burada savaşmışlar. Filistin'e gitmişler. Suriye'ye, Hicaz'a, Yemen'e, Bağdat'a, Trablusgarp'a, Sarıkamış'a, Galiçya'ya, Avrupa'nın ta ortası Makedonya'ya. Bazıları karlı dağlarda kalmış. Sarıkamış'ta Allahu Ekber dağlarında 90.000'ini o karın altına gömmüşüz, şehit vermişiz gencimizi. Bazıları kızgın çöllerde yanmış, kavrulmuş kurda kuşa yem olmuşlar. 1922 yılı 10 yıl sonra bu defa Yunan ordusu bugünkü başkentimiz Ankara'nın kapısı Polatlı'ya gelmiş. 90 kilometre Ankara'ya. Oradan almışlar aynı nesil. Başlarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mareşal Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Fahrettin Altay, daha sayamadığımız kahramanlar. Ankara Polatlı'dan aldıkları Yunan ordusunu İzmir Kordon'dan denize döküp bugünkü Cumhuriyetimizin temellerini atmışlar. 10 yıllık savaş sırasında bazıları esir olmuş. Düşman onlar yaşamasın diye İngiliz, Fransızlar 60 derece sıcaklığın olduğu Afrika'daki, Mısır'daki, Büyük Sahra'daki çölün ortasındaki esir kampına, Ruslarsa buzlar ülkesi Sibirya'daki eksi 60 derece soğuktaki esir kamplarına götürmüş onları. Onların yüreklerinde bırakıp da gittikleri aileleri, eşleri, çocukları, sevdikleri vardır. O umutla bir insanın bugün okuduğumuzda günlük ve anılarında yaşayamayacağı o kötü çilelerin içinde yaşamışlar. Aklımız almaz bugün ta Orta Asya'yı geçip Sibirya'dan Türkiye bulunur mu yürüyerek? Var. Onu bulanlar var esir kamplarından burada. Döndüklerinde ise bazıları kavuşabilmiş ailelerine, çocuklarına, bazıları da kavuşamamışlar. Bunlardan birinin size kısa öyküsünden bahsedeceğim. Balıkesir'in İvrindi kasabası Mallıca köyündendir Sırtmaç Ahmet. Sırtmaçlık mesleği büyükbaş hayvan çobanlığıdır köylerde. Anne babasını çocuk yaşta kaybettiği için amcası tarafından büyütülmüş, evlendirilmiş bir aile sahibi yapılmış. Bir küçük oğulları olmuş ailesinin ama sene 1915'te jandarmalar köye gelmişler. Köydeki gençleri seferberlik ilanıyla harbe çağırmışlar. Sırtmaç Ahmet de bunlardan birisidir. Aileyi teslim edecek kimsesi yok. Baba yarısı amcadan başka. Amcasına eşini ve oğlunu götürüp emanet etmiş. Amca gitmek var, gidip de dönmemek var. Bunlar benim namusum, bu namusum sana emanet. Evet, köyden ayrılmış, Çanakkale'ye gelmiş, bir yıla yakın burada savaşmış. Düşman burayı terk edip gittikten sonra arkadaşlarıyla bugünkü güneyimiz Filistin'e gitmişler, Hicaz'a gitmişler, İngilizlerle savaşmışlar. Filistin'de yaralanmış, esir düşmüş. Aylarca, yıllarca o esir kampında kalmış. Savaş bitince de serbest bırakılınca ne parası var ne pulu var. o geçtikleri köylerden, kasabalardan ekmek dilenerek vatanına dönmüş. Aylarca süren bir esaret sonucunda. Geçtiği bir kasabadan esnafın birisi kavurduğu taze leblebiyi ona hediye etmiş. Esaretten dönen bir Osmanlı Türk askeri. Onu yememiş çünkü harbe gelirken aklında hiç çıkmayan oğlu, ailesi vardır. Oğluma ben hediye götüremiyorum demiş. Cebine koymuş onu. Dönüşte vereceğim ona diye. Köyünü bulunca da köy kahvesine girdiğinde herkeste bir sevinç olmasınları lazım gelirken harpten denen çoğu şehit olmuş köyden çıkanların çünkü. Ama bir hayret var. Ahmet nereden çıkıp geldin sen? Senin bize hükümetten şehit oldu haberin geldi, künyen geldi. Ben şehit olmadım, esir oldum arkadaşlar. Dedi de serbest bıraktılar, döndüm. Amcamı arıyorum ben. Emanetlerim var orada. Göstermişler köylüleri, bak şu cami duvarının dibinden bastonunu kakarak geliyor amca. Hoşmuş, elini öpmüş. Amca daha şaşkın. Oğlum Ahmet nereden çıktın? Senin şehit oldu haberin geldi bize. Amca sevinmedin mi sen? Oğlum ne yapacağımı bilemiyorum. Senin şehit oldu haberin gelince bu harp yılları, fakirlik yılları, iki boğaza bakmak zor geldi bize. Karı niye verdik? Oğlum nerede diye soruyorsan bak şu cami bahçesinde oynayan 3 tane çocuk var. Büyük olan senin oğlun. Diğer küçükler kardeşi, küçük kardeşleri. Everdiğimiz hanımının 2. eşinden olan çocuklar. Sırtmaç Ahmet burada hiç konuşmaz. Sadece çocuğu diye, oğlu diye gösterilen o çocuğun yanına gider, saçını okşar, evinde geçirdiği bir avuç kuru leblebiyi onun avucuna kavrulmuş leblebiyi bırakır, döner gider. Ne o köyde, ne kasabada, ne de bir dağda ondan haber alır. Bu toprakları bize vatan yapabilmek için 10 yıl savaşmışlar. Kimi gözünü, kimi ayağını, kimi kolunu kaybetmiş. Ama büyük bir özlemle ailelerine kavuşmak istemişler. Bazısı da böyle Sırtmaç Ahmet gibi bir travmayla karşılaşmış. Onları minnetle şükranla alıyoruz. Hiç unutmadık. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun, nur içinde yansın. İşte onlardan biri de biraz sonra toplumun başına gideceğimiz Seyit Onbaşı. Balıkesir'in Havran beldesi Çamlık köyündendir. 2 tane kızını bırakıp da gelmiştir. Komşu askeri, Mecidiye'de, Rumeli Mecidiye tabyasında savaşın. Biri 3, biri 5 yaşlarındadır kızlarını. 18 Mart günü gördüğüm, biraz evvel gösterdiğim o karanlık liman bölgesine gelen düşman, savaş gemilerinin namluları karşı kıyıya buraya dönmüştür. Düşen büyük bir mermi, topunun mermi kaldıran vincini tahrip etti. Ona 1933 yılında Edremitli bir genç gazeteci bir röportajında sormuştu. Koca kahraman, o koca mermiyi nasıl kaldırdık Seyit Onbaşı'ya? O da aklında kalanları şöyle anlatmıştır. Kulaklarımızı sağır eden bir patlama oldu. Gözlerim görmez, nefes alamaz oldu. Dünyam değişti zannettim. Ama birdenbire de aydınlığa çıktı. Her taraf mezba gibi kan revan içindeydi. Silah arkadaşlarımın elleri, kolları, başları bir taraftaydı. Aklımdan ilk geçen onları bu hale getiren denizdeki düşmandan intikam alma hırsıydı. Topuma baktım, mermi kaldıran vincinin çelik halatları parça parçaydı. Yerde duran o koca mermiye baktım. Sanki seslendi, canlandı. Seyit beni ne zaman kaldıracaksın der gibi hissettim. Beni toprağın altından son anda çekip çıkarıp boğulmaktan kurtaran Nileli Ali ismindeki arkadaşım istiyordu. Ali kardeş yardım et şu mermiyi sırtıma alayım dedim. Onun yardımıyla sırtıma aldığım o koca mermiyi 5 basamak çıkarıp topumuzun namlusuna sürdük. Birlikte nişan alıp ateşledik. Denizin ortasındaki koca bir düşman gemisi pır dolayı dönmeye başladı. Sevindik hep birlikte, çığlık attık, batıyor diye. Hakikaten 3 dakika sonra o koca gemi ateş topu oldu, kayboldu. Ertesi günü kumandanlarımızdan öğrendik ki İngilizlerin içinde 550 askeri bulunan Oşin gemisini dümeninden vurmuşuz. Kontrolsüzce boğazın akıntısıyla akarken Nusrat'ın mayınlarından birine hem de kendi cephaneliği tarafından çarpmış, kendi bombalarıyla havaya uçmuş. Çanakkale'yi böyle geçilmez yaptık ve o genç gazeteciye koca kahraman Seyit Onbaşı. O gün akşamın nasıl olduğunu hiç anlamadık. Ne acıktık ne susadık. Düşman kaçıp gidince aşımızın kaynattığı un çorbaları karavanalarımıza döküldü. Tahta kaşıklarımız çoraplarımızda gezerdi. Çektik. Birer dilim peksimet, kuru ekmek dağıttılar. Kaşıklamaya başladık. Tabya'nın kumandanı girdi. Manastırlı Yüzbaşı Hilmi Bey. Seyit gel evladım deyip alnımdan öptü. Beni tebrik ediyor. 10 gün tebdilava izni sana. Git karını çocuklarını gör. Kumandanın bugün hasret giderme günü değil vatan savunma günü dedim ona. O üsteledi. Dile benden ne dilersen evladım. İşte aklımdan ilk geçen o sofradan doymadan kalkıyorduk. İkinci bir tayını ödül olarak verirseniz kumandanım bunu kabul ederim dedim. Seyit'e ikinci bir tayın diye emir verdi, tayın dağıtıcı askere. İşte onun verdiği ikinci tayını alırken gözlerim karavanın başında birlikte kaşık salladığımız arkadaşlarıma ilişti. Hepsi de benim gibi doymamıştı. Gözleri bana verilen ikinci tayındaydı. O benim boğazımdan geçmezdi. Onu paylaştım arkadaşlarımla. Ve kumandanıma dedim ki arkadaşlarımın aç kalktığı sofradan ben tok kalkamam kumandanım. Ya onlara da birer tayın daha verin ya bana verdiğinizi bir daha kaldırın. Bir daha almadım. Çanakkale'de biz açlığı, susuzluğu, acıyı birbirimizle paylaşıp dayanıştık ve öyle geçilmez yaptık. Bu topraklar böyle vatan oldu der o genç gazeteciye. 1 Aralık 1939 tarihinde 50 yaşında yakalandığı zatürre ile aramızdan ayrılmıştır. Habri köyündedir. Köyünün adını hemşerilerinin isteği üzerine İçişleri Bakanlığımız Hoca Seyit köyü koymuşlardır. O Havran'ın Çamlık köyünün adı bugün Hoca Seyit. Tüm şehit ve gazilerimizle birlikte ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın diyoruz.